Evet hem emeklerimizde hem de memurlarımızda enflasyon değerleri çok önemliydi. Dolayısıyla Haziran ayı enflasyonu 3.92 açıklanmıştı. 6 aylıkta %19.77 yani SSK Bağkur emeklerinde %19.77'lik bir rakam mevcut. Buna dün gece ajanslara da düştü. %25'e yükseltildiğiyle ilgili plan bütçede bir ek madde geleceği söylendi. Dolayısıyla bu rakamda ne olacak ona bir bakalım. Memurlarımız da %17.55'den bir fark aldı. Artı 8.070 8 liralık seyyanen bir zam olmuş oldu. En düşük 11.848 lira aile zammı dahil 22.015 liraya yükselmiş oldu. Sesi Bağkur'da ise 5.23'lük bir fark da eklenerekten %25'lik bir zam olmuş oldu. Burada baktığımız zaman kök aylıklar çok çok önemli, taban aylıklar çok önemli. Taban aylıkta 2022'nin 3500 liraydı. Bunu 57'lik bir zamla Ocak 2023'te 5500 lira yükseltildi. Devamında da %36'lık bir zamla da Nisan ayında 7500 lira oldu. Ha Burada bir zam daha verilmiş oldu %25'lik. Dolayısıyla 9375 lira yükseldi ama bu taban aylık 9375'e e yükselmedi. Heh. burada önemli olan... Kök aylıklar önemli. Yine taban aylığımız bizim hmm. E, yüzdesel bazda da 7500 lira e, üzerinden değerlendiriliyor. E, orada kök aylıklar çok önemli çünkü kök aylıklarda işte 7500 liraya hazine tarafından destek verilmişti. E, acaba şimdi emeklerimiz ben zam alamayacak mı? Bunun tedirginliği içerisindeler. O, onunla ilgili bir hesaplama yaptım. E, kök aylığınız sizin e, 6000 ve üzerinde ise bu yüzde 25'lik zamlar herkesi ilgilendiriyor. Nedeni eğer 6000 50 lira kök aylığınız varsa 125'lik zamla 7.562 liraya, 6.500 liraysa 125'lik zamla 8.125 lira, 7.000'de 8.750 lira, 7.500'de de 9.375 liraya yükselmiş oldu. Ortalama 1.500 lira civarında bir e, yükseliş mi var? bütün Evet, 7.500 lirada da 1.875 lira e, civarında bir artış Hı -hı. oldu. Ha Bu rakam sizin... E, maaşınıza göre değişiyor. Ha, buradaki en üst rakamımız bizim 26 bin liraydı. Buradaki 125'lik zamla da 33 bin liralara kadar gidiyor. Yani sizin e, çalışma hayatı içerisindeki primleriniz, e, ödemeleriniz, günleriniz bunlar e, maaşınıza orantılı olaraktan e, değişiyor. E, yine eklenti olarak e, e, baktığımız zaman depremzedelere bir kredi ve hibe desteği şu hı hı. an e, hazırlığı içerisindeler. İlerleyen dönemde yeni torba yasalar, yeni kolaylıklar gelecek. İşte ev hanımlarının emekliliği üçte birlik sigorta prim desteği gelecek. E, SSK Bağkur eşitlenmesi olacak. Orada 7200 prim gününe eşitlenecek. Onu bir konuşalım. O çok merak ediliyor çünkü. E, bu primler ya yani bu torba yasanın içinde çıkacak mı? Bu ne zaman gelecek? Bu merak ediliyor. 9000'den 7 güne mi iniyor şimdi? Evet. 2008 sonrasında Bağkur ve emekli sandığında kadın erkek eşit e, ...olaraktan 9 bin gün üzerinden değerlendiriliyordu. Ha Burada bağ kurulara, özellikle küçük esnafa e, bir kolaylık gelecek. Onların prim günlerini 7.200 güne indirilecek. E, dolayısıyla ondan dolayı da belki e, EYT'li olma durumları da olabilir. Çünkü primi yetmiyordu. 8 bin günü vardı. 7 düzenlemesiyle yasa teklifi netleştiği e, zaman... Onların emeklilik imkanı da doğabilir. Hı hı. E, şu an yaklaşık olarak 2,5 milyonun üzerinde e, bu rakamlar üzerinden birçok kesimi kapsayacak bu. Yine baktığımız zaman e, e, ev hanımlarında doğuma göre yıpranma payı e, eklentisi olacak. Aynı işte madende çalışanlarda veya ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlarda çalıştığınız güne göre eklenti prim günleri Vardı. Onu da açalım. O da çok soruluyor. Ee, burada hiç sigorta girişi olmamış insanlar bunu yapabilecekler mi? Yani bu, Bunu biraz anlatır mısınız? En çok sorulan soru bu. Yani Ev hanımları nasıl emekli olacak? Ee, primi kim nasıl ödeyecek? Ne kadar ödenecek? Kaç yılda emekli olacaklar mesela? Evet, yasanın e, geliş ve içeriğine bağlı hmm. olacak bu. Eğer yıpranma payını e, diğer sektörlerdeki gibi, uygulamadaki gibi sizin hem yaşınızdan hem de sigorta başlangıcınızı geriye çekme gibi bir durum söz konusu olursa burada annelerimize bir müjde vermiş olacağız. Ee, orada işte her e, üç e, döneme bir oranında ekstra yasa koyucu hazine tarafından karşılanmış olacak. Yani yasa teklifi biraz e, çıkıp da netleştiği zaman bazı şeyler biraz daha ete kemi kemiğe bürünmüş olacak. O zaman daha netleştirmiş olacağız. E, yine baktığımız zaman geçmiş dönemlerde kamu işçisine %45'lik bir zam verildi. Artı ilk dönem için %15 e eklenti verildi. Asgari ücret şu an torba yasa mecliste toplamda 16 e maddelik e yasamız vardı. Burada e işverenlere 400 TL'lik destek vardı. Bu da %25 oranında artırıldı. 500 liraya yükseltildi. Buna benzer birçok daha detay var. Tabii ki hepsi dar gelirli olan Hı -hı. vatandaşlarımızın e lehine olan birçok avantaj bekliyoruz. E ne zaman geçer bu torba yasa? Beklentiniz nedir? Yani şimdi 15 Temmuz'a kadar çünkü meclis tatilde olacağı için herhalde bu hafta muhtemelen yasalaşır mı? Evet bunun hiyerarşik bir süreci var. Hı hı. Plan bütçeden geçti sonra genel kurula girecek. Burada al komisyonu, üst komisyon. Bu hafta tartışımız. Evet salı gününe gelmesi planlanıyor diye bir duyum aldık. Devamında da meclis sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı'na gidecek. O imzaladıktan sonrasında resmi gazetede yayınlandığı gün itibariyle de yürürlüğe girmiş olacak. Dolayısıyla bu süreç ayın 15'ine kadar sonuçlanacağını tahmin ediyoruz. E, tabi burada mesela işte emekli zammı memurlara verilen bu yüksek artış asgari ücretteki artış bir de özel sektör çalışanları da tabii bu süreçte bekliyor. Bir ortalama rakam baktığımızda çünkü biz bu süreci artık hani Ocak Temmuz dönemi bir de geçen sene de aynı süreci yaşadık ya Temmuz'da yine bir ara zam geldi. E, Sonrasında tüm maaşlara bir düzeltme geldi. Ya bu ortalamalara bakıldığında ne görüyorsunuz? Enflasyonla maaşlara verilen zam arasındaki korelasyon bundan özel sektör nasıl etkilenir? Evet, memur maaşlarımızda ortalama aylıklar 25 bin 15 lira gibi bir rakama ulaşmış hı hı. oldu. Enflasyonu yıllık bazda baktığımız zaman da işte Haziran 2023'ten Haziran 2022 yani oradaki bir yıllık süreçte de %38.11 açıklandı. Ha, buradaki e, anlatmış olduğumuz bütün e, maaş zamları, emekli zamları, bu 6 aylık enflasyonun üzerinde bir zam verilmiş oldu. Ha geçtiğimiz dönemde asgari ücrete bir zam geldi. %34.04 üzerinde bir zam yapıldı. Ha bunu hem asgari ücretlerimiz hem sendika taraf Tarları memnuniyetle karşıladılar. Buna benzer daha birçok yenilik torba yasa gelecek. Biz de fırsat buldukça sizlerle birlikte A Haber farkıyla buradan değerlendirmeye çalışacağız. Peki çok teşekkür ederim Emin Bey değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkür Yayınlar. ederim.